She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Hoş geldiniz Dalyan Hanım mutfağına değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz hep yerinde olsun arkadaşlar. Çok şükür ben de iyiyim. Yine bir güzel reçel tarifimle geldim arkadaşlar. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Hele hele bizim, ben Çanakkale'liyim. Çanakkale tarafının, Lapseki'nin çok meşhurdur reçelleri, meyveleri. Orada oturuyorsanız mutlaka yapın derim. Hele aromalı, kokulu şeftalilerimiz de vardır. Tabii Bursa'nınki de meşhurumuz. Bursa'nınki de güzel ama bizim tarafınki de çok güzel. Arkadaşlar bugün size şeftali reçeli yapacağım. Geç bile kaldım aslında. Dedim gene de son anda yakalayayım, değerli takipçilerime bir önerim olsun dedim. Ben burada size şimdi malzemelerimi göstereyim arkadaşlar. Burada benim 2 kilo şeftalim var. Ben hazırladım böyle soyup. Burada da 2 kilo şekerim var arkadaşlar. Ama ben her zaman şeftalinin çok çekirdeği büyük, kabuğu soyulduğu için kabuğuna yapmıyorum. Çünkü kabuğu hoş görüntü olmuyor şeyin içinde, kaynarken ayrılıyor. O yüzden size böyle bir soyma şeklini göstereceğim. Ve çıkan bir fire verdiği için bu şeftali kabuğunla şu çekirdeğinle her zaman şöyle 2 tane fazla atıyorum. Mesela 2 kiloya 2 şeftali daha fazla atıyorum. Şu ortayı da alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu şeyin içinde, çok fazla derinde girmeyin. Dağılıyor ve şeftalinin o şeffaflığını öldürüyor. Hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Böyle kabuğunu soyuyorum. Ve benimkiler biraz bayağı olgunlaşmış. Çünkü 3 gün mü oldu? Ne kadar oldu alalı? Biraz sertçe seçmeye bakın arkadaşlar. Çünkü kaynama şeyi olsun içinde. Dayanma gücü olsun. Böyle alıyorum bunu. Bir de bir tane daha soyayım, size göstereceğim. Ya bunu şekil şekilde doğrayabilirsiniz. Bazılarımız böyle dilimli de yapıyor. Şöyle ince ince dilimli. Bari kayıyor elimde. Şurayı alın mutlaka. Burası pek hoş olmuyor. Böyle ince ince dilimli de yapıyor ama ben arkadaşlar yapmıyorum. Bu şekil doğruyorum. Neden derseniz, yemesi daha kolay oluyor. Daha rahat oluyor. Tamam, dilimli de hoşunuza giderse öyle de yapabilirsiniz. O kadar kaygan bir meyve ki. Böyle hemen hemen küp gibi, çok genişse de bunları böyle doğradım. Zaten hazırladım bunu da. Şimdi şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ben her zaman 2 kilo şeftali olsun, 2 kilo erik, 2 kilo çilek olsun. Videomda vardır çilek reçeli tarifimde. Hep 2 kilo şeker koyarım. Ama fireleri düşündüğüm için çıkan, nasıl anlatayım size, şu kabuğuydu, işte çilen bazen çürüğü, çarığı, sapı oluyor. Onu düşündüğüm için her zaman 2 kiloya 2 kilo ya da 1 kiloya 1 kilo koyarken şekerden 1 bardak eksik koyarım. Yani 1 kiloda 1 bardak eksik şeker koyarım. Ki ben biraz daha eksik koyacağım. Çünkü benim biraz kızlarım çok aşırı tatlı sevmiyor. Bir de şey, çilek olsun, şeftali olsun, daha tatlısı var. Hani daha yoğunlaşıyor ama tatlı sevenler için 1 kiloya 1 kilo ama 1 bardağını alın. Neden? Fireyi düşünün. Bu verdiği bu fireyi düşünün. Azalma yapıyor çünkü. Şekerlendirirsiniz. Tek vişne de biraz mayhoş sevenlere 1 kiloya değil de yarım kilo oluyor. Ama ben tatlı seviyorum dersiniz, onu da aynı yapın. Ben hemen şunu da doğrayayım arkadaşlar. Ben şimdi gece çekim yapıyorum. Bunu ne yapacağım? Çünkü neden derseniz, ben her zaman reçellerimi akşamdan böyle ayıklarım, doğrarım, temizlerim. Şeftalilerimi de yıkadım yani, kabuğuma bu hepsi yıkalı arkadaşlar. Şey değil, güzelce yıkadım, böyle doğrarım. Onları akşamdan yatırırım şekere. O şekerin böyle suyunu alır, tadını alır, içine çeker. Ondan sonra da sabahleyin koyarım ateşe. Tamam arkadaşlar, doğradım. Şimdi ne yapıyorum? Aynı böyle tencere. Tencerenizle her zaman reçel gibi şeylerde büyük tutun arkadaşlar. Bunu da bu ay. Ben bugün ne de ay. Ben bu şekeri şöyle hep döktüm bugün arkadaşlar. Silkeleyin. Alta da insin ama kaşık vurmayın. Ezersiniz. Zaten benimki biraz şey, çok olgun olmuş. Temeli dağıtmayın.
şimdi arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle bu gece şekerde yatacak. Sabahleyin tekrar sizinle görüşeceğiz. Aşama aşama nasıl kaynatılıp pişirildiğini, kavanozlara konulduğunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar akşamdan yatırmıştık ya şekere reçelimizi. Bakın şimdi böyle şeftalilerimiz çok güzel. Şekeri emmiş hemen hemen. Suyunu da nasıl vermiş bakın. Buna zaten arkadaşlar kesinlikle su koymuyoruz. Bu şekil şimdi ben bunu Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım iyi günlerde yedirmeye nasip et. Böyle kaynamaya başlayacak. Kaynarken bu şeker kendini daha salacak arkadaşlar. Aşama aşama size göstereceğim. Tabi burada belli bir kaynama içerisinde bir dilim limon koyacağım. Olma aşamasında limon tozumu koyacağım. Bunları size aşama aşama göstereceğim. Ama önce kaynasın. Sadece şunu da önerebilirim size arkadaşlar. Her zaman diyorum ya biraz daha sert, biraz daha olgun, az hani çilek olsun, vişneyi, şeftaliyi seçin diyorum. Benimkinde biraz olgunu da var, serti de var. Bir iki gün önce aldığım için. Eğer ki çok olgunsa, dediğiniz gibi gelmiyor. Hani ben bunu değerlendirmek istiyorum. Önce şeftaliyi koymayın. Yatırdınız değil mi bu şekil? Alın bu şeftali içinden. Kaynamaya başladığı zaman alın şurubunu kaynatın. Şurup olmaya başladığı zaman şeftaliyi koyun. Ondan sonra işte ben aşamalar sırasında gösterdiğim zaman limonunu, limon tozunu koyarak da şeftalinizi yapın. Hani içinde şeftali dağılmaz o şekil. Şimdi kaynamaya başlasın arkadaşlar. Aşamalı aşamalı görüşeceğiz. Reçelim başladı arkadaşlar kaynamaya ama böyle bu köpüklerini ara ara köpük verecek. Bunları toplayın alın arkadaşlar. Neden derseniz bu reçelin rengini bozar, bulanık yapar. Bu köpükleri toplar alırsanız reçelinizi şeffaflaştırır. Güzel olur yani reçel. Bakın böyle yaptıkça nasıl hoşgörüyor zaten geliyor. Ve şeftali de çok müsaittir zaten köpük vermeye. Çok köpük veren reçellerden biridir. Erik, şeftali bunların herhalde ne şeyi fazla oluyor bilmiyorum. Bunları böyle böyle toplayın arkadaşlar. O zaten bir zaman içerisinde bitecek. Yine aşama aşama göstereceğim. Arkadaşlar bakın ala ala köpüğünü bitirdim. Vallahi nereden baksanız şu tabakla 3 tabak dolu köpük vermiştir. Hep aldım bırakmadım. Çünkü alın hiç güzel olmuyor yoksa. Böyle reçelimiz bulanık bulanık oluyor. Gerekirse şimdi arkadaşlar şeftalimi de kontrol ettim. Bayağı pişmeye başlamış. Çünkü şey iki çeşitti. Biraz olgunu vardı, biraz serti vardı. Bakarsınız dağılacak gibi olursam bile şeftaliyi alıp şurubunu kaynatabilirim de. Ama şimdi bir taşımda ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın köpük olayı kalmadı. Bir tane şöyle bir halka dilimi de şimdi şu an onun içine atıyorum. Başta atmadım. Çok ekşiliğini vermesin diye zaten limon tozu da koyacağım. Limon tozunu koyun arkadaşlar. Koruyor konservenizi. Konserve yani reçelinizde koş. Konserve dedim de hani konserveye giriyor ya arkadaşlar bunlar şoklamada. Ona gitti aklım. Yani reçelinizi bakın. Bayağı başladı. Bir taşım daha kaynasın. Yine aşama olarak göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın limonunu aldım artık içinden. Şu şeftali bak nasıl şeffaflaştı. Gördünüz mü? Bütün şerbeti içine çekti. Ben bir kere kontrol ettim. Olmaya başlıyor. Ara ara bakın. Bu olma şeklinde size gene göstereceğim. Çilek reçelimde de göstermiştim. Nereden baksan yarım saatten beri kaynıyor arkadaşlar. Burada da ona şöyle limon tozu atıyorum. Yani çay kaşığı tam dolmuyor. Ama limon tozları bazen iri oluyor. Bazıları küçük oluyor. Ona göre dengeleyin arkadaşlar. Hani çok iri ise 4-5 tane atın. Yani reçele göre işte benim burada 2 kilo reçelime 1 çay kaşığından biraz az limon tozunu attım. Çünkü limon da var orada. Limon atmazsanız bir tık daha fazla atabilirsiniz. Şimdi burada biraz daha kaynayacak. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Tabak alacağım. Tabakla size olup olmadığını göstereceğim. Azıcık limon tozumla da kaynasın. Size kıvamı gelip gelmediğini vereceğim yani. Evet arkadaşlar ben aldım. Hemen buzluğa koydum biraz. Hani soğuk bakmamız gerekiyor kıvamına. O soğurken de şurada nereden baksam 5 dakika daha kaynamıştır. Şöyle yapın.
şu şerbetin kıvamın olup olmamış şöyle çektiniz. Bak bu ağır birleşiyorsa oldu, oluyor demek. Çünkü bak nasıl ağır birleşti. Tam birleşemedi bile ki 5 dakikada fazla kaynadı bu soğurken. Bir de şu yöntem var arkadaşlar. Ben şimdi ısıyorum altını çünkü sıcak sıcak kavanozlara koyacağım. Bunu böyle döktünüz değil mi? Son damlalar ağır inecek. Bakın uzamaya başladı. Bak. Böyle oldu, böyle kendini ağır ağır indirirken oluyor demektir. Zaten görüntü de kaynaması bile ağırlaşıyor arkadaşlar. Böyle tamamen bakın şeftali şeffaflaştı. Kavanozlarımı yıkadım. Güzelce dünden daha kuruladım. Kapaklarımı kaynattım. Dezenfekte ettim. Kaynatırsanız daha garanti oluyor çünkü. Şimdi hemen ne yapacağım arkadaşlar? Vallahi bez alayım. Yakıyorum hep ellerimi. Kapatmadan sıcağı sıcağı hemen bismillahirrahmanirrahim. Kavanozlarımıza. Çok korktum arkadaşlar şu şeyden. Şeftalilerimi de hiç almadım. Gerek duymadım. Dağılmadı. Arkadaşlar orta ateşte yapıyoruz. Haldır haldır kaynatmayacağız reçeli. Daha çabuk dağıtırız çünkü. Hemen. Ağzını şöyle sildiriyoruz. Yapışkanı. Islaklığı kalmasın. İyi tutsun diye. Evet, benim reçellerim oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ne yaptım? 2 kilo reçelden yarım kiloluk 2 kavanoz çıktı. Yarım kiloluk da yarım kavanoz aslında. Bunu da açıklamasını size yapayım arkadaşlar. Öbürlerini ters çevirdiğinizde bunu niye derseniz diyerekten. Çünkü bu kapak yeni kapak değil. Normal kapak elimde vardı. Onu kullandım eski. Neden? Bunun için çocuklar yiyecekler kahvaltıda diye. Onu koymadım kavanoza. Ondan böyle çevirsem akar çünkü arkadaşlar. Bu arada da bazen insan kafası gidiyor. Tereyağımı buraya çıkartmayı unuttum. Unuttum değil arkadaşlar. Size söylemeyi unuttum. Çünkü çıkartıyorum. Reçel olana kadar eriyor, ediyor. Görüntü güzel olmuyor diyerekten. Sonradan da size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hemen aklıma geldi. Şöyle bir tatlı kaşığı. Bu tatlı kaşığı büyük mesela. Yarısı. Tatlı kaşıklarda boyları değişiyor ya. Tereyağı atarsanız o da çok şeffaflık veriyor, güzellik veriyor. Emin olun hiç dağılmadı. Alırım bile demiştim, almadım ama orta ateşte pişirin. Zaman geçtikçe ağırlaşmaya başladıkça reçelinizi biraz daha kısın. Malzeme hiç bakın daha da donacak arkadaşlar. Şeyi gelsene anneciğim. Böyle daha sıcak. Rengi de çok güzel oldu. Hiç bulanmadı, şeffaf. Şeftalilerim de hiç dağılmadı. Emin olun böyle yaparsanız çok iyi bir performans alırsınız. Benden bu kadar arkadaşlar. Bugün size şeftali reçelimle geldim. Önerisimle geldim. Videomu izler, bana like atarsanız, yorum yazarsanız, paylaşım yaparsanız çok mutlu olurum. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bize afiyet olsun. İnşallah iyi günlerde. Kış başladı mı böyle ekmekleri kızartıp yanında labne ile labnenin üzerine de nasıl güzel gidiyor değil mi arkadaşlar? Tabii böyle benim gibi de kilolar maşallah. Neyse arkadaşlar uzatmayayım. Sağlıklı kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.